Herkese merhabalar. Ben Metan Şavlı. Bu haftaki videomuzda sizlere Karadeniz Ereğli'mizin yetiştirmiş olduğu değerlerden biri olan eğitimci, aynı zamanda tarih araştırmacısı olan Recep Çetin hocamızı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Hocam, LinkedIn kanalıma hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, kısaca sizi tanıyalım. Sonrasına devam edelim. Ben 1975 Karadeniz Ereğli'ye bağlı Ormanlı Köyü doğumluyum. 1975'ten ilkokul çağımda Ormanlı Köyü'nde okudum. Ereğli Lisesi'nde, Karadeniz Ereğli Lisesi'nde mezun oldum. Orada liseyi bitirdim. Arkasından da 92-93 mezunuyum. Çanakkale Eğitim Fakültesi'nde Türkçe Edebiyat Öğretmenliği bölümünde okudum. 99 yılında da Bolu'ya ilk atamam yapıldı. Ardından Bolu'da yaşadığım deprem sonrasında Karadeniz Ereğli'nin Ormanlı Beldesi'ndeki Ormanlı Çok Programlı Lisesi'ne atandım. O gündür bugüne gelene kadar yaklaşık 25 yıldır Türk Dil Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Tabii ki bu araştırmalarımın akabinde de eğitimci, kültürel faaliyetler, tarihi unsurlar ve benzeri çalışmalar da benim içinde bulunduğum alan haline geldi. Hocam, pekala, tarih üzerine araştırma merakınız ne zaman başladı, onu da bir soralım. Evet. Şimdi dedim ya, Ormanlı Lisesi'nde çalışırken bir gün neden ilgi duyduğumu bilmiyorum ama öğrencilere ödev verdim. İşte bizde performans ödevi, proje ödevi gibi ödevler var ve benim karakteristik yapımım olarak hazır şunu internetten bilmem, ansiklopedilerden al da gel, kopyala, evet, yapıştır gel, istemiyorum, böyle bir duygum var. Çocukların bizzat bir şeyleri araştırmasına, ilgi duymasına sevk etmeye çalışıyorum. Dedim ki, Ormanlı'da yaşayan bir insan olarak, Ormanlılı olarak, Karadeniz Ereğli olarak, gençler dedim, köyünüzdeki tarihi unsurlara, dokulara merak edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Onlarla ilgili bana bilgiler, belgeler sunabilirsiniz, getirebilirsiniz ve hatta Karadeniz Ereğli'deki bulunan halk kütüphanesinden yararlanıp Ereğli tarihi, Ormanlı tarihi unsurlarına dair ne bilgi, bulgu bulabilirseniz bana getirirsiniz. Ben bunları ödev not olarak değerlendiririm gibi, evet, şeyler söylemiştim. Öğrenciler her gün bana geliyorlar. Diyorlar ki, hocam biz halk kütüphanesine gittik. Halk kütüphanesi memurlarından bir tanesi 99-2000 yılı. Sizin hocanız kim? Ne oldu oğlum? Ya biz Ereğli'nin tarihini bulamıyoruz. Sizin hocanız size Ormanlı'nın tarihini mi söylüyor? Gidin bulun. Bu arşivi nereden bulduk? Nereden bulacağız bunu? Evet. Ben de anladım ki Karadeniz Ereğli'nin tarihini bile bulamıyoruz diye bir halk kütüphanesi vardı. Yani az önce aramızdaki yaptığımız özel görüşmelerde resmi kurumların bile küçücük sayfalarla kitaplar basmışız gibi o algılarını da gördükten sonra halk kütüphanesinde de bu anlamda derin, detaylı çalışmalarında olmadığını da bizzat öğrenciler kanalıyla öğrendikten sonra o günlerde ben de demek ki dedim, bizim yaşadığımız şehrin, çevremizin yerel tarihi üzerinde, kültürel dokusu üzerinde eksiklikler var. Ben de yeni bir eğitimci olarak bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler bulmalıyım heyecanına kapıldım. İşte Ormanlı derken belde olarak 18 bin nüfusu vardı o günkü tarihte. Bugün de 180 binin üzerinde de Ereğli haline geldi. Artık o gün anladım ki bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şehrimize bu anlamda tarihi, kültürel dokularda bir çalışma içine girmemiz gerekiyor. Bu niyetle yola girdim, başladım, bugüne geldim. Çok güzel hocam. Aslında bu kanaldaki, benim kendi kanalımdaki çekimlerden dolayı araştırmalar yapıyorum. Siz ve sizin gibi birkaç değerli büyüğümüze de karşılaştım. Onlarla da ayrı ayrı, her birinin kendi branş üzerine yine Ereğli odaklı. Başlangıç olarak hani kısım kısım çekimlere falan başlayacağız. Hocam, pekala, bu araştırma yaptığınız zaman zarfı içinde herhangi bir engelle karşılaştınız mı? Yani sizin önünüze hani yoldan çekimi vesaire fazla araştırmayın gibi. Evet, sizinle bu anlamda detaylı bir ön görüşme, istişare yapmamış olmamıza rağmen sorunuz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sanki yaşadığım şeyleri... Ülkemizde genelde böyle... Evet, doğru. Ve ben bunu ülkemizin ötesinde şehrimizde de yaşadım. Evet. Az önce dediğim gibi ben
Çanakkale Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun geldim. Evet. Mezun oldum da geldim. Az önceki anlattığım hikayeden hareketle de yerel tarih üzerine araştırmaya ilgi duydum. Fakat ben bu araştırmaları yaparken tabii ki çok engellerle karşılaştım. Yani Necip Fazıl'ın güzel dizeleri var. Düşmanım sen benim hızımsın diyor ya. Ben yereldeki yaşadığım bu engellerden hareketle onları düşmanım gibi değerlendirip daha derinlikli, daha detaylı araştırma hırsı içine girdim. Evet. Bunlar beni hırslandırdı. Gayretimi arttırdı açıkçası. Bu kavgalarda Karadeniz Ereğli'de merkezde çalışan öğretmen arkadaşlar var. Değişik araştırmacı arkadaşlar var. Bunlar bizi biraz ormanlı psikolojisinden olsa gerek, biraz da edebiyatçı psikolojisinden olsa gerek böyle biraz küçümseyen üsluplar takındılar. Yani söylemek istemiyorum ama zaten yazdığım Karadeniz Ereğli Hakimiyet Gazetesi'nde, yerel internet sitesinde çok çetin bir şekilde tartıştığımız, çatıştığımız yazılarımız, makalelerimiz oldu. Maalesef psikolojik olarak çok yordular beni onlar, o kişiler. İsimlerini zikretmek istemiyorum. Engel oldular şahsen. Atıyorum 2014 yılıydı diye hatırlıyorum. Orhan Gazi ve Bir Fetih diye bir kitap yazmıştım. Kitabın imza töreni programı yapılması istendi arkadaşlarım tarafından. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı yardımcısı Nazım Erdoğan benim arkadaşımdı. Onunla görüştüm. Dedim ki başkanım öyle böyle bir kitap çıkardık geldik. Bu konuda arkadaşlar işte bir imza töreni gibi, kitabı tanıtmak gibi bir etkinlik istiyorlar dedim. Olur hocam güzel düşünmüşsünüz dedi. Ne yapılması gerekiyorsa bize yardımcı olur musun dedim. Nikah salonunu bize o gün için tahsis edildi. Fakat birkaç gün sonrasına imza töreni için Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin o kadar hazırlıklar, afişler, billboardlar ve benzeri çalışmalar da yapılmış olmasına rağmen bir gün baktım akşam saati kültür müdürü tarafından telefonla arandım. Saat 5 civarı. Hocam neredesin? Çarşıdayım geziyorum. Belediyeye gelir misin? Ne yapacağım orada? Ya sorun var dedi. Ne sorunu var dedim. Yarın akşam bir programımız var ya onu iptal etmeyi konuşacağız. Sebep? Sebep yazdığım o kitabı işte bahsetmeye çalıştığım arkadaşlar, yazar, araştırmacı kişiler tehlikeli kitap olarak addettiler. Tehlikesinin sebebi de atıyorum Turnalı Hilmi'nin bir fotoğrafını almışım yerel bir internet sitesinden. 1920 yılın Zonguldak milletvekili. Bu fotoğrafı sen nereden aldın? Benim çalışmamdan aldın. Atıyorum Seyit Nasrullah Efendi'nin Hacı Baba olarak bildiğimiz zatın bir çizim fotoğrafı var. Bunu ben yayınlamıştım daha önce. Sen bunu benim şeyimden aldın. Psikolojik bir yüklenme içine girdiler. Bunlar doğal olarak moralimizi, motivasyonumuzu bozan çalışmalardı. Ve öyle hale geldik ki ya akşam, yarın akşam bir imza, bir kitap tanıtım programı yapacağım. Gel karşımda de ki hocam böyle böyle şöyle eksikler gördük, böyle hatalar gördük. Tartışalım, konuşalım, aynen, istişare edelim. Bunu denemediler de benim programımı iptal ettirmeyi denediler. Ve ben hemen belediye başkan yardımcısını aradım. Dedim ki böyle böyle, bunların hedefleri derin. Herhalde biz Ereğli'de yerel tarih anlamında yoracaklar bunları. Ne olacak, ne yapalım dedim. Hocam sen bunları merak etme, senin çalışmalarını biz görüyoruz. Seni tebrik ediyorum, sen yarın akşam çıkacaksın, konuşacaksın dediler. Ve hatta rahmetli Turgut Kaçmaz abi vardı. Turgut Kaçmaz abi oradaki psikolojik şeyi gördü. Hatta bildiğim kadarıyla emniyeti arayıp Recep Hoca'yı tahrik edecekler. Bir tartışma çatışma ortamına sokacaklar deyip emniyete bile bilgi verdiğini sonradan öğrendim. Yani sadece konumuz Karadeniz Ereğli yerel tarihinde araştırmalar içine girmek, bu heyecanı yaşamak, bu heyecanda bir şeyler paylaşmak, şehrime bir şeyler katma değer vermek istedim. Gençlere de bilgi manasında evet, çok hayır, zaten ormanlıdaki öğrencilerden, eğitimden, sınıftan başladı, doğdu benim bu hareketim. Evet. Ama maalesef tabii ki engeller var ama şunu söylemek zorundayım. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, onlar da, ben de, siz de, herkesin üzerinde bir ilahi hikmetin olduğuna inanıyorum. Muhakkak. Yani ben bir şey yapıyorsam ki ilahi takdirin arzusu gereği bunu yapıyorum. Onlar bir şey yapıyorsa ki kötü şeyi söylemek istemiyorum ama içlerindeki şeytani güdünün gereği bunu yapmışlardır. Sizler de bir şey yapıyorsunuz ki içinizdeki başka bir güzelliğin gereği bunu yapıyorsunuzdur. Teşekkür ederim.
Evet. Ya hocam aslında hani sizin yapmış olduğunuz çalışmalar içinde onların bilgilerini kullandığınız evet. sonucundan yola çıkarak kendileri de hani ellerinde böyle bir tarihi bilgi veri varsa bunları halkla da paylaşmaları lazım değil mi aslında? Ben şunu söyleyeyim yani. Hani sizin önünüzü kesme adına evet, yapacaklarını evet. Bunu ya bizim elimizde de bunlar var Recep hocam. Şunları da evet. beraber paylaşalım yani, en azından. Bakın size itiraf yani. Etmem gerekiyorsa şu anki üzerinde çalıştığım çok derinlikli, çok detaylı Karadeniz Ereğli'nin yazdığım bir yazıda yazmıştım. Dehlizlerine gireceğiz şeklinde bir net bir ifade kullanmıştım. O kadar önemli gördüğüm konular var ki ve yoruluyorum, yalnız kalıyorum. Keşke arkadaşlarla beraber el ele çalışabilsek de daha o derinliklerin evet. derinliklerine girebilsek. Ama en azından üzerinizdeki yük hafifler evet, yani. Evet ama bunu bir türlü sağlayamadık. Bir gün Orhan Gazi büstünün açılışı günüydü. Orada açılış konuşması yapmak için beni çağırmışlardı. O artık Garanti Bankası'nın. Garanti Bankası'nın olduğu yerde. Yani bizim yaptığımız Orhan Gazi ve bir kitap sonrasında Karadeniz Ereğli Belediyesi Başkanı Halil Pozbi, buradan kendisine teşekkür ediyorum tekrardan, büst dikti. Hatta ben bir tepki gösterdim. Dedim ki bu büst benim bu kadar çalışmamın bu heyecanını taçlandırmıyor. İki defa yazı yazdım, köşe yazısı yazdım. Dedim ki Karadeniz Ereğli büyük bir at üstünde Pozbi bir Orhan Gazi. Heykeli dikilmesini istiyorum. Gereken aslında. Peki siz elinize, şehrinize, yani her gün sahilde yürüyorsunuz. Karadeniz Ereğli insanı yürüyor. Bir Kerberos köpeğinin dibinde geziyorsunuz da bir Herkül mitolojik kavramının kişisinin önünde yürüyorsunuz, pozlar, fotoğraflar veriyorsunuz. Onlar da olması gereken, hani tarih olarak evet. olması gereken. Tamam bak bunlar mitolojide olsun. Evet. Biz yok sayamayız zaten. Bunun yanında bizim kendi tarihimize... Evet. Ya zaten benim baştan beri konum az önce diğer arkadaşları da yargılarken buydu. Yani bizim kendi tarihimiz, hatta yazdığım bir yazı da vardı bizim. Kendimizin tarihi mi, kentimizin tarihi mi şeklinde. Kentimizin tarihinde 3000 yıllık, 5000 yıllık bilebildiğiniz, bulabildiğiniz kadar araştırın. Ama kendimizin tarihinde Türk-İslam tarihi, evet. kendi tarihimiz. Yani ben öncelikli olarak Orhan Gazi ve Bir Fetih kitabında kendimizin tarihine odaklandım ve işte yaptığım araştırmalarda 1300'lü yıllarda Osman Gazi'nin oğlu, Osman Devleti'nin kurucusu, onun oğlu Orhan Gazi döneminde Karadeniz Ereğli Türkistan topraklarına girdiğini, böyle bir fetihin gerçekleştiğini kendi araştırmalarımla, bulgularımla, belgelerimle amatörce, yani tırnak içinde söylemiş olayım arkadaşlar mutlu olsunlar, amatörce bir çalışmayla bunu yaptım. Evet. Ama yaptığıma da tabii ki bin pişman edildim ama sağ olsun Halil Başkanım küçük bir büst de olsa dikti. Sözünü keseceğim, soruyu sordurmayacağım. Hemen ölçüdüğümü söylemem lazım. 2021 yılı diye hatırlıyorum. Sayın Başkan bu büstün açılışında karşımdaydı. İsmail Çorumluoğlu kaymakamımız da vardı. Ben orada bu büst bu çalışmamızı taçlandırmadı. Bu şehrimizde Orhan Gazi'nin emeği bu kadar küçük bir büstle karşılanmasın. Daha büyük bir at üstünde, daha büyük bir Orhan Gazi heykeli dikilse daha iyi olurdu şeklinde bir ifade kullandım. Arkasından Halil Başkan sözü aldı, mikrofonu aldı. Ya bu tarihçiler de hep tartışıyorlar be kardeşim ya, o diyerek başladı. Halil Başkan haklıydı ama yani siyasetin her anı zaten kavga. Siyaset kavga, evet. Siz kendiniz kavga ediyorsunuz, bu oluyor da. Biz de bir edelim işte diğer arkadaşlarla bir şeyler. Yani bizim de kendimize göre tezlerimiz var, düşüncelerimiz var. Bu olacak. Ha. Ve eğer zaten sen beni haklı görmüşsün ki çalışmamdan, Orhan Gazi ve Bir Fetih kitabından çıkmışsın, bir büst dikmişsin. Recep Çetin haklı bak, burada bunun emeği var demişsin. Ben de çıkmışım demişim ki bu büst daha büyük bir heykele dönüşsün. Nasıl ki Herkül heykeli var, nasıl ki Kerberos'un heykelleri var. Daha değişik, en son Tunalı Hilmi'nin heykeli dikildi. Evet. Yani deyin ki 2 metre boyu var. Ama ara takip yani, ediyorum. Yani 1 metre bile olmayan bir ebatta biz Türkistan tarihine Ereğli'yi katan, buradaki ezan Kur'an davasını Ereğli'ye içine alan bir kişiden bahsediyoruz. Yani hala içinde bu uhde olarak kalmıştı. Ve o günkü yaptığım tepki de Halil Başkan önce şu ifadeyi kullandı. Bana araştırmacıların tartışma yaptıklarını, kavga ettiklerini şeklindeki ifadelerden sonra bizim dedi imkanlarımız bu kadardı. Şimdilik bunu yaptık dedi. Yani o yaptığı büstü savunmuş oldu.
Arkasından tam büstün açılışı kurdelesine kesecekken resmi erkanla beraber Halil Başkan'dan şu ses geldi. Tamam dedi. Bir dahaki dönem dedi 2021'di. Belediye başkanı tekrar beni seçin. Daha büyük bir at üstünde yapacağım bir büyük bir heykel dedi. Bunu 2021 yılında söz vermiş olarak görüyorum. Video kaydı var. Yakında bu konuda ilgili zaten başka bir yazı da yayınlayacağım. Hocam pekala şey de söyleyeyim. Araştırmalarınızda yapmış olduğunuz çalışmalarda çelişkili bilgilere karşılaştınız mı? Onlar hakkında herhangi bir düzenleme, ekleme, çıkartma vesaire yaptınız mı? Onu da bir soralım size. Açıkçası evet hocam. Bir öncekini hatasını telafi etmek üzerinde gidiyor bütün çalışmalar. Evet. Ama bu demek değildir ki bir öncesi hiç yapılmasın. O zaman ben bugün bir şey yapamam. Yani benim bugün yapacağım çalışma bir müddet sonra daha değişik bilgilerin, belgelerin bulunmasıyla yenilenecek. Bu bir gerçek. Yani üstüne koya koya. Üstüne konuda konuda gidecek. Ama veya ben Karadeniz Ereğli'de evet ben Karadeniz Ereğli'de bugüne kadar dile getirilmeyen Ereğli'deki Türk İslam Fethi'nde Orhan Gazi'nin bütün köylerimizde şehrimizin birçok noktasında vakıflar üzerinden, camiler üzerinden, yollar üzerinden birçok belgeyi tespit ve temin ederek Orhan Gazi gerçeğini ortaya koydum. Buna rağmen bana başka tezler ortaya koyanlar var. Yıldırım Beyazıt döneminde şehrin Bizans İmparatoru'ndan, yok Cenevizlilerden, bilmem ne kadar para, düka, altını karşılığında satın alındığı tezleri var. Ya bir seyyah gelmiş 1404 diye hatırlıyorum. Karadeniz'e gezmeye gelmiş adam bir akşam. Evet. Yani bu adam biriyle oturmuş konuşmuş. Bu Ereğli ne zaman Türklere geçti denmiş. Kendi arasında bir kahve muhabbeti. Bu muhabbeti adam yazmış kitabına. Yani bu şu an bu mu tarih? Bu mu belge? Yani benim kapıştığım, tartıştığım, çatıştığım konulardan biri bu. Baştan beri. Yani 1404'teki o konudan hareketle adam demiş ki burasını Türkler Bizans İmparatoru'ndan 2. Manuel deniyor. Yıldırım Beyazıt döneminde satın aldı parayla. Şimdi Orhan Gazi Camisi adı verilmiş. Evet. Neymiş? O Yıldırım Beyazıt'ın dedesine adına ithafen ismi konmuş. Yahu peki üstünde Sultan Süleyman Camisi neden? Onun oğlunun ismi Sultan Süleyman Camisi neden? Peki Alaplı'nın, Ereğli'nin onlarca köyünde Sultan Süleyman Osmanlı arşiv belgeleri neden? Yani ne görüyorsunuz bu Orhan Gazi'nin varlığından? Ben bunu anlamış değilim. Yani neden? Yani sorunuza gelecek yani olursak, yani tabii ki ben onların, diğer araştırmacıların yaptığının üstüne bir şey koymuşumdur. Benim yazdığım bir yazının, araştırmanın onlar daha üstüne bir şey koymuştur. Ben sonra onların yaptığı çalışmanın daha üstüne bir şey koymuştur. Olması gereken bu. Böyle gidecek yani. Yani ben bugün bir araştırma çalışma yapıyorum ama biz rahmetli olup gittiğimizde bizden sonra diyecekler ki Recep Çetin'in kitabı şu yanlışlarla dolu örnek. Ya arkadaşım bugün bu yok ki. Hiç yok. Sen bugün benim bu bulduğum, bu ürettiğim, bu çalışmanın üstüne bir tuğla koyacaksın. Bilmiyorum. Böyle görsene evet. Neden beni yok sayıyorsun yani? Yani bugün hiçbir şey yok. Diyorum ya köyden çıktım geldim. Biz Ereğli'nin tarihini bulamıyoruz. Adam gitmiş Ormanlı'nın köyünün tarihini araştırıyor. Diyen bir zihniyetten kökten geldim ben. Yani bunun yanında geldim. Karadeniz Ereğli Rumlarına dair Makaryos'un intikamı, yani Kıbrıs Cumhurbaşkanı olmuş ve bunun buradaki gençlik, çocukluk çağının burada geçtiği iddiaları var. Ya bunu söyleyenlerden bir tanesi Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Ruhi Cebekoğlu. Yani oturdum röportaj yaptım, hala video kaydını yayınlıyorum yani. Bunu söyleyenlerden bir tanesi gittim bizzat Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Rauf Tektaş'la rahmetli olmadan önce oturdum konuştum hastanede. Yani anlattım Sayın Cumhurbaşkanım böyle böyle iddialar var dedim. Adam ben de araştırdım dedi. Benim de çalışmalarım çabalarım. Ya böyle bir şey yoktu da. Adamlar niye bunu, Cumhurbaşkanı niye bunu araştırmaya gereksinim duydu. Onun oğlu Serdar Denktaş'la da telefonda uzun uzun görüştüm. O da aynı. Yok Türkiye'nin değişik yerlerine, Trabzon, Çaykara ve benzeri yerlerine gittiğini söyledi. Ben de burada detaylı araştırmalar yapacağız. Daha rahat bir şekilde peki Serdar Başkanım ne oldu, arkasından ne buldu? Hocam hepsi boş dedi. O zaman dedim ben sizi şehrimize davet ediyorum dedim. Yani geleceğim diye söz verdi ama siyasi şeylerinden olsa gerek. Görüşemedik. Böyle yani. Hocam pekala bu sizin yapmış olduğunuz araştırmalar, çalışmalar, kitaplar
Ereğli'nin tabanına ulaşma olasılığı veya oranı ne kadar? Bu konuda ya istediğiniz şeye ulaşabildiniz mi şu an? Yok, ben bu konuda ulaşmak da istemiyorum, itiraf ediyorum. Yani siz bana ulaştınız, ben Ereğli'ye ulaşmadım şu an. Siz araştırdınız, yazdığım bir köşe yazısıdır, yazısıdır, kitabıdır, bilmem nesidir. Evet. Yani bir arkadaşım beni uyardı. Dedi ki, hocam bu Metehan Şavlı 2 yıl önce Zonguldak Nostalji sayfasında ne okudunuz, ne gördüğünüz bilmiyorum. Sizin yüzünüzü ilk defa itiraf ediyorum. Evet. Yaklaşık 2-3 yıl oldu. Önce yorum yazmışsınız. Demişsiniz ki, ya Recep Çetin'e ben nasıl ulaşabilirim? Ben köyde yaşıyorum ya. Yani ben bile... Evet, evet, yorum yazmışsınız. Çıkıp gösteririm size yani. Bu Recep Çetin'e ben nasıl ulaşayım? Ya siz beni yani 2 sene sonra aradınız. Benim telefonumdan buldunuz. Kimden evet. buldunuz da bilmiyorum, sormuyorum. Yani siz bir araştırma merakı içinde olarak, şehrimize bir katma değer vermeye çalışan bir insan olarak yani bunu yapmış, zaten ben de bunu yapıyorum. Ben de şehrime bir şey vermeye çalışıyorum. Ama isteyene yapılır bu hizmet. Evet. Yani şehirdeki, sahildeki bir insana ben Ereğli tarihini anlatamam. Yani istemeyen bir insana bunu veremem. Yani araştıran, tırnaklayan, ben bir şey almak istiyorum, bir şey kazanmak istiyorum diyen de bunları yap. Yani ben herkese binlerce kitap satmak, dağıtmak istemiyorum. Hocam öyle diyorsunuz da aslında bu konuların hepsi bir kabukla üstü çok iyi kapatılmış. Bu kabuğu kırmak öncelikle size eğer bir yardımımız olabilirse de bizlere düşer. Ki bu konuda da yani plan, program, bazı çalışma hazırlıklarımız var. İnşallah buna ilk başta çocuklara, şu kafelerde vesaire oturup evet. akşama kadar boş boş duran herkes gençlere. Herkes şikayetçi şu anki nesilden. Evet. Herkes şikayetçi ama hiç kimse bir şey yapmıyor yani. Hocam şikayetçi de bunu biraz büyüklerin hani kolaycılığa kaçmış kısmı olarak bakmak lazım. Gençleri bir yere toplayacaksınız. Bir şey olduğu zaman gençleri yani sürekli şikayet edeceksiniz. Siz gençleri hani tarih olarak, kültür olarak, Ereğli'nin yöresel birikimleri olarak hani bir şeyler vereceksiniz ki sürekli vereceksiniz. Yani ilk etapta belki kabul etmeyebilir veya istemeyebilir. O anın şartları gereği. Ama sonrasında bakacak ki arkadaş bu gerçekte Ereğli'nin hani çok eski Cehennem Ağzı mağarasından tutun. Orta Asya'dan gelen dervişler, kolonizatör dervişler. Dervişlerden tutun. Hı hı. Yani böyle bir sarmalın içinde olduklarını bilseler, samimi söylüyorum yani hiçbiri tutup da akşama kadar boş boş oturup 5 liralık bir çaya 50 lira verip oradan kalkmaz ya. Ya öyle kendilerine bir, öyle bir heyecan, öyle bir ruh maalesef şu an günümüzde yok. O konuda haklısınız da işte bir şeyler yapmak lazım hocam ya. Evet, bir şeyler yapmak lazım evet. dediniz. Az önce de karşılaştığınız bir engel var mı, engeller var mı dediniz. Yani sadece evet. yerel tartışmaları söylemiştim. Ama evet, mesela şunu da söylemeliyim. Ben Karadeniz'de bütün yerel medyada olsun, araştırmalarda, araştırmacılarda zikredilen Hacı Baba Türbesi diye bir türbe var Karadeniz'de. Bunun Göztepe'de bir tabela halinde dikilmiş, işte Hacı Baba Türbesi buradadır şeklinde yalan olduğunu gördüğüm, düşündüğüm bir durum var. Yani bunu kim dikti bilmiyorum. Nasıl diktiler, ne zaman diktiler hiçbir bilgim yok. Ama yaptığım arşiv çalışmalarında, Osmanlı arşivlerinde bu türbenin Çeşitepe'de olduğunu gördüm. Birkaç yıl önce buna hırsla, azimle araştırma yaparak ve hatta bunu kitap haline de getirerek bu araştırmalarımı bu gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştım. Ve artık baktım ki bir şeye iyice kani oldum. Bu gerçeği insanlara paylaşmam gerekiyor. Evet. Hatta bir gün Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın makamında ziyaret ederek bu konuyu ona anlattım. Dedim ki böyle böyle Hacı Baba'nın türbesi Göztepe'de gösteriliyor. Göztepe'de değil. Zaten türbesi Çeşitepe'de. Orada mevcut da bir türbe var. Anlamında böyle bir bilgi verdim. O zaman o bana hocam zaten biz Göztepe'de işte teleferik ve benzeri çalışmalar yapacağız. Oraya gireceğiz. Sit alanının problemlerini çözeceğiz şeklinde şeyler söyledi. Ama tabii ki hep zaman kaybettik. Bir şey başarılamadı. Ben bu türbe için çok detaylı çaba gösterdim. Çok savaştım. Bu savaşımın sonunda İşte CİMER, Karabük'teki Yüksek Anıtlar Kurulu, Ankara'daki Üst Yüksek Anıtlar Kurulu, efendim her yere yazı yazdım. Hepsinden de bu türbeyi tescil ettiremedim. Karadeniz Ereğli'deki bizzat Zonguldak Kültür Müdürlüğü'nün yayınladığı kitapta da
Ereğli'de Hacı Baba Türbesi bulunur demesine rağmen ben bu türbeyi tescil ettiremedim. Devletin resmi tesciline sokamadım. Bunu mahkemeye verdim artık. O yazışmalarınızı hemen takip edin. Evet, mahkemeye verdim. Yani 22 Mart tarihinde ikinci keşif yapıldı. Keşif. İlk keşfi, birinci raundu kaybettim. Üst mahkemeye itiraz ettim. Tekrar mahkeme görülmesi istendi. Zonguldak İdare Mahkemesi'nde ve geçen ay gelindi. Tekrar türbeye. Orada çok yine enteresan şeyler yaşadık. Sonuç ben daha hala bir türbe tescil etmeye çalışıyorum. Engeller var mı diyorsunuz ya, bir tapu müdürlüğünde bu türbe diye geçiyor. Kadim zamandan beri türbe diye geçmiş. İfade kullanmışlar. Ve ben diyorum ki şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne, ilgililere, yetkililere, kurumlara bu türbeyi türbe olarak tescil edin. Acayip sorunlarla karşılaşıyorum. Bir türlü başaramadım. İşte yani ve Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin de tapusu alanı içinde. Yani olmasına rağmen başaramadık. Yani diyorsunuz ki engellerle karşı bakın yeni bir kitap yazdım Hacı Baba. Bu bir tek türbeye bir kitap yazıyorum ya. Ben bunu yazmak zorunda değilim ki. Neden bu hale getiriyor? Bir türbeye türbe yapma kitabı ya. Böyle bir kitap yok yani. Evet hocam. Arkadaşlar, Recep hocam kendisiyle nasip olursa bundan sonra periyodik hem kendi kanalım için hem de Recep hocamın kendi kanalı için Ereğli'mizin gerek yabancı gerek Türk ve İslam tarihi üzerine olan çalışmaları hakkında çekimler yapacağız. Recep hocamın şu an için elimde olan Uzun Mehmet, bu Zonguldak Havzası'ndaki kömür bulan Uzun Mehmet'in hakkında hazırlamış olduğu kendi kitabı var. Bu kitabı muhakkak Recep hocamdan veya bana ulaşarak temin etmenizi ve okumanızı tavsiye ederim. Recep hocamı sosyal medya hesaplarından kendi YouTube kanalı Recep Çetin adına hazırlanmış olan YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Ayrıca beni de Mostanat'ın üzerinden takip ederseniz sevinirim. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Yeni video ve içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.